Efendim merhaba. Evet buyurun. Dün gece rüyamda 3 tane insan gördüm. 3. Filip, 2. Filip ve Joan. Çok üzüldüm. Çünkü bana sordukları soru şuydu. İspanyol İmparatorluğu bizim bıraktıklarımız gibi miydi? Değil diyemedim. Meksika ayrı hükümet diyemedim. Kolombiya ayrı hükümet diyemedim. O eski planımızı kaybettik diyemedim. Dünyanın düzeni işte değişmeye tutsun. Alman prenslikleri, İngiliz emperyalizmi, Fransızların açgözlülüğü bu hale geldik ama yani bilmiyorum. Bir gecede gelmediğimiz aşikar. Aynen öyle. Ama biz de bir gecede o eski ihtişamımıza kavuşmayacağız anlamına gelmiyor. Her neyse sorun bizim bölgemiz İberya. İberya'nın geleceği senle benim aramda mı yoksa İberya'nın hükümdarı siz mi olmak istiyorsunuz? Biz demokrat taraftan demokrasiyle beraber gideceğimiz için öyle ayrıydı, birleşikti bizim için önemli değil. Yeter ki sizin ideolojiniz sapkın olmasın. O zaman benim ideolojim de yanınıza demokrat olmaktır. Ve eski ihtişamımıza geri kavuşmaktır. Ama demokrat olalım olmasın ama eski topraklarımızda gözümüz bulundurulsun mu? Bilmiyorum. O coğrafya bir hayli karışık. Zaman gerek. Tamam, ben sizin yanınızdayım her zamanki gibi. Kastil İmparatorluğu gibi. Hiç sıkıntı etmeyin Görüşmek üzere o halde şimdilik. Adam konuşurken duygulandı. Günümüzde Katalanlar İspanya'dan ayrılmak istiyor. Ya İspanya her zaman böyle ayrık bir şeydeydi. Yani Barcelona ve Madrid bunların hepsi birlikte ayrılmak isteyen güruhlar normal. Ta o şeye dayanıyor ya. Bunlar üç kardeş ya. İşte Portekiz, Kastil ve Aragon. Ta o zamandan böyle dilleri bile bunların bir garip. Real Portekizlerin... Madrid mi Barcelona mı? Boş kes. Şimdi sen niye iç savaş çıkarmaya yararıyorsun ki? Zaten ülke karışık. Messi mi Ronaldo mu? Yani ikisi de bizim değerimiz değil be o henüz. Tamam o zaman. Pique mi Ramos mu? Benim futbola alakam yok biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ne anlatıyorsunuz o zaman İç savaş çıkarmaya çalışıyorum. Hatta İspanyolca daha zor bir soru konuşan biri sorayım. Portekiz konuyu bile anlaşabiliyor. Evet ama dilleri işte farklılaştı onların. Bu arada Portekiz gariptir ki Franco İspanyası'na yardım ediyor ama şeyleri komünistleri de ülkesine doldurmaktan şey yapmayan bir adam. Buraya yığılmalarını hem de Franco İspanyası'na yardım ediyor. Çok garip adam ya. Yok adam. Birkaç yıl içerisinde Katalonya'da yeni bir devlet kurulacağını düşünüyor bilmiyoruz. Ya onu hep düşünüyorlar. Bilmiyorum. Portekiz sınırı soğuk ki. Evet bir Portekizliler yani dostane bir şekilde kulağımıza fısıldadı ama orduları niyeyse sınırı geçmeye hazır bekliyor. Allah Allah. Ben nereliyim biliyor musun? Barcelona'layım. Ben de Madrid'deyim. Niye biz aynı ülkedeyiz o zaman? Ama öyle deme. Şimdi bak biz seninle ayrılırsak düşünce ya yani böyle fikir ayrılığına girersek bu sefer ülkeye faşistler iktidara Hay gelir. maşallah. Biz Hay seninle maşallah. koalisyonuz şu an unutma. Bak beni bırak. Bırakamam. Beni bir bırak. Yok. Bak beni bir bırak. Vallahi olmaz. Birlikte daha güçlüyüz. Avrupa Birliği'ne gireceğiz daha. Bak beni bir bırak. Yok vallahi olmaz. Bak beni bir bırak dellendim. Fena şeyler yapacağım o Fransa'ya. Beni bir bırak. Bırak derken yani nasıl bırakayım? Ha, ülke Yani... olarak değil yani. Ha okey tamam. Yo ülke olarak. Yok olarak Doğru olmaz. anlamışsın. Yok yok. Bak beni bir bırak dellendim neler yapacağım. Bak kendini tokatlıyorsun yapma bunu. Beni bir bırak fena Atma şeyler kendine yapacağım. tokat. Kendine gel evlat. Delleniyorum. Dellenme. Anarşist olmuş zaten memleketim. Ben İspanya İç Savaşı'nda toprak satın alımı veya korumaması olsa ne olur hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Hiç denemedim. Merhaba. Sayın Necati. İspanya olarak değil de bir Katalonya lideri olarak konuşmak istiyorum seninle. Kafalar çok karışık ha. Kafamız Buyurun. çok karıştı bizim. Buyurun, sizi Şimdi dinliyorum. biz sizin misaki milliğinizde bulunmayan bir topluluğa talibiz. Neresi? Federasyonumuz olarak İspanya Federasyonu olarak. Nere Neresi? federasyon olduk lan biz? He? Yeni. Ben bağımsızlık ilan ettim sonra senin altına girdim. Az önce yaşandı hepsi. Ben kafamda kuruyorum, yaşıyorum. Sus. Evet. Neyse. Sizin bir toprağınıza talibiz. Müstakim milliğinizde de yok zaten. Neresi? Konya. Konya'ya talipsiniz. Evet. Konya'daki nüfus ve kaynak kıtlığı olarak herhangi böyle fakir olan bir bölge olduğu için ve oradaki sula kalanlar genelde çok Ya çökmelere orada çöl sebep oluyor. olacak Ben diyorlar bak. ya, Çöl var doğrudur, Konya'da. doğrudur. Gelecekte öyle tahmin ediliyor. Böyle devam Yok. ederse. Gerçekten şu anda çöl var. Ya ben gerçekte bilmiyorum. Hayır, bakın Konya'ya çöl var. Yok, oralar daha çölde. Biz orayı ormanlık araziler yaptırıyoruz. Ya bir Yakın zamanda bakın. her yer ormanlık olacak. Bakın nüfus dairesinde üzerinde tam Konya yazan yere bakın. Evet bakıyorum. Çöl var. Çöl yok, orası şu anda kimlik Bak yani. tam üstünde Konya yazıyor. Çöl orası. Sulak alan yok orada. Ya hayır çöl olsa ne yani ben anlamadım niye Yani ne su olsun yok, sizin? fabrika Konya'nın yok, neyini nüfus istiyor yok. olabilirsiniz? Ben Konya'yı Nüfus istiyorum. var. Ben Sizin Konya Spor'a talibim. Barcelona kadar nüfus var orada. Bilginiz olsun. Barcelona ile Lütfen takasa girer misin? girerim. Hayır. Vallahi girerim. Ben Konya Spor'a talibim.
Ben girerim şahsen. Yani sayın Katalonya herhalde size bağlıymış. Doğrudur değil mi? He. Ya özerk olarak ya bize de bağlanabilir bence. Her iki tarafı çıkar ilişkilere. Yani bunu bir ileride düşünürüz diyelim. Bence Konya ile Cebeltar'ı takas edelim. Aslında enteresan bir fikir. İkisi de stratejik noktalar. Zaten Cibraltar'ı biz İngilizlerden almayı düşünüyorduk. Hem sizler için de böyle bir iyi ilişkiler olmuş olur aramızda. Siz de bize Konya'yı verin. Biz Cibraltar'ı alalım. Yani parasını verin Konya'yı verelim. Hayır olmaz. Ya yanlış zaten iç savaş kapımızda böyle faşistler bir de burada bölünüyoruz. Bak. Bir de onlar da bir içinde bölünüyor. Biz zaten ikiye bölündük. Üçe de bölünebiliriz. Biz böyle bütün yani takımlarını ön elemede elerim senin. Yo, bizde Galatasaray var. Ha? Fenerbahçe bende var. Barcelona var. Barcelona o kadar iyi değil ki. İngiltere takımlarına karşı yeniliyor durmadan. Adam biliyor. Ben bu gazete kullanmıyor diye düşünmüştüm. Ya bizde Cumhuriyet her zaman yayınlıyor. Büyük ihtimal sizde öyle şeyler olmadığı için biraz normaldir. Nasıl için Cumhuriyet yok? Cumhuriyet yayınlıyor bizde. Hatta sizin aranızda önünüze peki, falan geliyor olabilir. Peki size bir şey soracağım. Yani. Kaç tane parti var sizde şu an? Bizde şu an iki tane var. Bizde altı tane var da ne işe yarıyor? Sizde bir tane parti var. Yalan söylemeyin. Ben biliyorum. Gazete okudum. Bizde iki tane var. Bizde iki tane var. Yakında yakın. İsimleri söyle. Sayayım. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Yo öyle değil. C, H ve P. Hatta üç tane varmış. Bakın. Neyse. Dediğim gibi şu an ülkemiz biraz karışık. Biraz huzura ihtiyacımız var. Tamam. Daha sonrasında konuşuruz. Andır efendim o zaman. Kendinize iyi bakın. Siz de. Meksika'yı çağırıyorum şu futbol muhabbetine. Allah için girme ya. Çıkamıyoruz. Meksika mı? He. Meksika topçu bilmiyorum ki ya. Yok ki. Yani onun için olabilir. Hola senyor. ¿Cómo estás? Pastafor buyurun. Evet. Sana diyor ben bilmiyorum bu dili. Benim dil farklı. Katalanca var bende. Buyurun. Değerli İspanyol lideri Azana nasılsınız? Yani iyi değilim, iyi olalım ya. Peki siz... iyi değil gibi duruyorsunuz. Yo. Eyaletlerinizden ayaklanmalar olduğunu duydum. Yok ayaklanma evet, ayaklanma yok. Onlar ufak tefek düşünce hareketleri o kadar. Bir generalin Kuzey Afrika'da bir sefer başlatacağını duydum. Yok hurafe. Siz öyle diyorsanız öyledir. Nasıl olsa İspanya'nın donu sizsiniz. He. Şef gibi bir şey demek abi. Yani o anlamda diyebilirsiniz hani büyük sayılan bir reis gibi bir şey diyebilirsiniz. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Amerika bölgesinde Amerikalılarla ve diğer bölge devletleriyle ilişkimiz iyidir. Aynı konu sizin için peki ne durumda hani devletiniz aranız nasıl acaba? İyi diyelim iyi olsun. Öyle mi diyorsunuz? Uğraşıyoruz diyelim. Solunuzda bir Latin, üstünüzde bir Latin. Bu Latinlerle aranız iyidir diye umuyorum. De biz de Latiniz. Tamam işte o yüzden dedim zaten umuyorum. Evet yani. Anladım. O zaman yani güzel. Olası bir olmaz da hani siz öyle söylüyorsunuz. Olası bir ayaklanma durumu da elimizden gelen desteği vereceğiz efendim. Bunu unutmayınız. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ya bu ülkede hiç savaş mı savaş diyorlar ya. Ne diyorsun bu konu hakkındaki fikrin ne? Ya biz özgür bir şekilde ayrıldık sizden zaten. Bağlı özgür. İspanyol Yok. Demokrat Cumhuriyetler Birliği. O ne lan öyle Sovyet sosyalistler gibi. Sus. Sen sus. İsmi çaldım. Sus. Bak bu ayrılıkçı görüşüm bizi hiç savaşa sürükler. Yapma böyle. Sinirlendirme beni. Sinirleniyorum. Bak zaten ülke birbiri karışık bak durumda. Bak. Baktım. Bak. Tamam bakıyorum. Delirtme beni. Tamam delir. Delenirim. Ülke zaten karışık. Franco. Kuzey Afrika'ya fax çekiyorum. Yapma. Zaten bak Franco selam tarafı güzelim karışık. Nasılsın? Yapma. Oradaki ordu orada kalsın. İsyan bastırıyorlar. Almanlardan uçak getirdim. Orduyu getir istersen. Gülücük. Tamam. Bekle bir 5 güne ulaşır o mesaj. Oradaki vatan hainlerle aran çok iyiymiş galiba. Yaptık bir şeyler. Öyle telgraf bunlar boş iş. Ülke tamamen bizim arkamızda. Ülkemizden ayrılmak isteyen tek bir güruh, tek bir ses bile yok. Hadi güverciyi yolladım. Varmış. Ülkemizden ayrılmak isteyenler varmış. Güvercini yani vurdular telgraf, ama. Telgraf filan ne mi utanıyorum? Sessiz söyledim o yüzden dolayı. Güvercini yolda vurmuşlar ya. Ne? Hatta o güvercini yemişler biliyor musun? O zaman Almanların gönderdiği uçakları satıp Konya'yı satın alma vaktidir. İşte keskin zekanı ilk görüşte anlamıştım zaten. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ticari zekan var bir kere yani. Keskin zekan da var öyle deme. Telgrafın icadından haberin var mıymış diyor meclisimiz. Var ama para yok. Amerikanya Birleşik Devletleri geliyor. Onun yanında bizi rezil etme ne olur. Ya onlar futbol oynayamıyor zaten. Merhabalar, merhabalar. Evet buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz? Kemizde fazlasıyla milliyetçilerin başı buyruk tutumları tarafından biraz hüzünlüyüz. Ya evet, bize de Portekiz dostlarımız yanımıza geldi. Kendileri işte bize bir duyumlar söyledi. İspanyollar karışıyor. Sınırımızda tartışmalar çıkıyor dendi. Biz de bir korktuk. Allah Allah ya. Size ne alakası benim var? Benim kuşu vurmuşlar. He. He. Ne olacak bunun kuşu? Ya,
Ya biz de Madrid'de bir McDonald's şubesi açmıştık. Yağmalanmış. Normal şeyler. Ya biz bunun hesabını sormaya geldik. Niye şimdi yağmalandı? Siz mi yağmaladınız? Yoksa öbür taraf mı yağmaladı? Öbür taraf. Biz kapitalist üzerine saygı ve sevgi besliyoruz. Ama diğer taraf için aynı şeyi söyleyemem. Ama yapmış olabilir. Portekizler de yapmış olabilir, evet. Onların da kafası en son çok karışıktı. O zaman biz size şöyle söyleyeyim. Madem kapitalist düzene saygı gösteriyorsanız. Biz size şöyle diyelim. Eğer ki çok büyük bir karışıklık çıkarsa. Biz sizin her şehrinize bir McDonald's şubesi açacağız. Onun yerine bize biraz fabrika verirsiniz belki. Eğer ki demokrasinin yolunda bir yolcu olursak. He? Olur, düşünülür. Ama şimdi yani karşı taraf çok güçlü de Portekizler. Böyle en son Fas tarafında bir olay çıkmış. Onu çok iyi bastırmaya başardı diyorlar. Yok öyle bir şey. Hurafe. Kendini büyütmekten öteye gidemeyen bir adamın idealist tavırları sadece. Bir de onların uçaklarını sattık biz. He. İyi, güzel. Ülkemizin tamamı bizi destekliyor. Desteklemeyenler de destekleyecek. Tankla diyorsunuz yani. Yok, tankım yok. Tank mı? Tank yok. He doğru. O size şeydi değil mi? Metal plakaydı o. Metal evet, plaka. Diğer taraf öyle. Bizi desteklemeyi bıraktı. Ülkemiz biraz mağdur. Roosevelt. Efendim? Seninle iki tarafında çıkarlı çıkacağı bir anlaşma yapmak isterim. Dinliyorum. Sen bak gel benim için Konya'yı satın al. Ben de senin halkına futbol oynamayı öğreteyim. Öyle diyorsunuz. Aynen. Tamam alacağım söz. Konya'yı hatta ben demilitarize bir yer olarak ayıracağım. Canınızı sıkmayın. Tamam bana Konya'yı alın. Tamam söz. Yazdım bunu bu kadar. Konya'yı alamazsam. Barcelona'yı Amerika Ligi'ne veririm. Güzel olur tamam okey o zaman. İleride de size Arjantinli bir adam gelecek diyorlar. Böyle bir orada sizin böyle bir scoutlarınız varmış. Katalon takımı. Villa'yı sattım aldım ben onu. Genç oyuncu. Güzel. Biz o zaman bir Konya'yı alma işlemlerini bir deneyelim. Konya'yı alın. Konya'yı aldım. Ya Konya'ya ayrıcağınız fabrikayı belki bize de ikram edersiniz ya ileride. Bakın alamazsak size yardımcı oluruz ya. Sıkıntı yok. Neyse ileride zaten bunları konuşmak için fırsatımız olacak. Bence de siz biraz bir iş meselenize de uğraşın da bir. Ardından konuşuruz bu konuları. Görüşmek üzere. Keyifsiz. Niye? Bayrakta biraz geri kaldım bu lavuklara karşı. Hiç olmaz hallederiz. Halledemiyoruz. Hallederiz. Yok. Bizim 54, onların 54 bizim 60 askerimiz var. Onlara gelecek yardımın haddi hesabı da yok ha. Ya ama birazdan ikinci fokusta %80'imize geçecek diyor. Ya öyle bir hurafe var ama ben de anlamadım çok. Ya Almanlarla konuşup acaba volunteer desteğinden mi vazgeçtirsek? Deneyelim. Vazgeçsinler ben de Konya'ya taşınacağım. Ya Konya'na şimdi şey yaptırtma ya. Zaten müşkül durumdayız. Bağırma bana. Bağırmıyorum sana zaten ülke karışık. Bana kadim hikayesini anlatacaktın mı? Ya sevgili Hitler merhabalar. Merhabalar. Ya bizim ülkede biraz karışıklık var da malum. Evet efendim biz milliyetçilerin bir savaş çıkartacağını duyduk. Biz milliyetçilerin işte yanında yok, değil. Siz öyle, de umarım milliyetçisiniz. Öyle şey yapmayın. Biz de sizlere... Nasıl? Bak şimdi dinle beni. Takviye kuvvetlerinizin an ve bugün buraya gelmek üzere hazırlandığında bir haberim. O yüzden evet, doğrudur. Hiç gerek yok. Ben diyorum ki siz içimizdeki probleme bizden yana destek verirseniz ileride sizlere ticari imtiyazlar veririz. Yapmayın. Boşu boşuna kardeş kanı dökmeyin. Hatta sözünü veremiyorum ama yani sizlere birebir bile döneriz yani kaynak konusunda. Siz tungsten'e yani, ihtiyacı olan bir beyefendiye benziyorsunuz. Tungsten'e ihtiyacı olan bir beyefendiyiz. Lakin biz davamızı yani neden bir beyefendiyiz? Ya şöyle bak dinle beni. Biz öyle halkımızın sesini dinliyoruz. Öyle demokrasi falan değil. Daha çok anarşist. Şimdi sizin düşmanlığınız olur bak. Anarşist bir ideolojiye mi? İşte sizin düşmanlarınız olur. O yüzden karşımızda durmayın. Biz de düşmanlarınızın karşısında dururuz ileride yani. O zaman sizinle şöyle bir şey yapalım efendim. Biz yani sizin karşınıza destek gönderelim. Lakin savaşın seyrini değiştirmeyecek şekilde bir destek gönderelim. Yani hiç göndermeseniz de kafi ya. Yani hiç göndermezsek sıkıntı yaşarız biz. Zaten size göndermemiz de uygun değil yani. Ya ben demek istediğim şey yani eğer ki karşımızda Alman volunteer'lar olmazsa ileride onların çıkarına çok güzel hamleler düşünürüz. Ki Sovyetler veya Fransızlar gibi geri kalmış medeniyetlerin de altınlarımıza olan sevgisini de böylelikle uzaklaştırmış oluruz. Böylelikle ikisi de gelişemez. Kulağa güzel geliyor efendim. Ama yani Sovyetler orada silahları denerken bizim de bir yerde denememiz gerekiyor. İşte ben diyorum ki deneme. Ben dediğim yani diyor altınları onlara vermeyeyim. Böylelikle geri kalsınlar. Birkaç fabrikalık bir ödeme yaparsınız olabilir bu dediğiniz. Birkaç fabrikayı boş ver. Biz zaten ticaretten imtiyaz yapacağız size. Sizin tungsten ihtiyacınız yok mu? Var doğrudur ama Portekizliler de zaten bize tungsten kursa ticaret yapabileceğini söylediler. Ya Portekizliler hali vahim. Boş versen Portekizlileri. Bunlar başına ne geleceği bilmiyor daha yani. Ya ben bunu bir başbakanımla konuşayım o zaman efendim. Öyle söyleyeyim. Tam bir net karar veremedik şu an. Bir meclisimle konuşmam lazım. Mantıklı fikirleri açık olduğunuza şüphem yok. Almanlar demokrat ettiğimizi görünce umarım daha fazla volunteer için çaba göstermezler. O keyifli olur ya.
Franco'yu çalamadım. Franco'yu çalamazsın zaten. Ben orada politik loyalty gidecektim ya. Yokla yapmışlığım var. Yok öyle değil. Yani hapse atacaktım Labu'yu da yapamadım. Başaramadık. Yedik mi lan biz iç savaşı? Bir şey oldu. Sovyet Sosyalist. Yapma. İç savaş yedi. Yok ya geçmiş olsun değil. Troçki'ye. Aaa! Adam komünisti. Aaa! Volunteer alamayacağız. Aaa! Allah 8 tane Sovyet volunteeri geliyordu normalde bu İspanya'ya. Allah! İnşallah hemen bitirebilirler. Yine bir başımayız. Rahat ol. Katalanlar seni destekliyor. Acı da haline. Merhabalar. Ya merhaba. Sevgili Benito Mussolini merhabalar ya. Ya efendim biz sizinle ilerisi için konuşmak ve birebir ticaret anlaşmaları yapmak için aslında bir masaya oturmak istedik ama ya iç savaşımızda eğer ki karşımıza gelmezseniz biz zaten anarşist gideceğimiz için hiç gerek yok. Gelmeyin. Biz de sizlere koyutsuz şartsız ticaretimizi birebir şekilde dönelim yani. Efendim şöyle bir şey yapabiliriz. Biliyorsunuz bizim de biraz orduya hani tecrübe kasmamız gerekiyor. Yok yok onu ama, hiç gerek ama, yok. Ama. Hiç gerek yok. Geliriz ama heh. Çok karşınızda olmayız. Ya işte onu yapmayın. Ama gelelim. Yani ateşe gerekirse bize atın hiç gerek yok. Biz kabul de ederiz. Onlar gibi böyle mızmızlanmayız da yani. Biraz ordumuzu çarpıştırmamız gerekiyor. Yok gerek yok ya. Ne gerek var ya? Yani geliriz ama çok şey yapmayız. Karşında ticaret alırsak. Tabii yani birebir ya. Sizin ileride bu kaynaklara ihtiyacınız olacak yani. Yani az geliriz. İki tanecik geliriz. Çok. İyi halde efendim. Ama işte birebir olursa o da. Olur. Her türlü birebir ticarete okeyiz yani. Sıkıntı yok. Tamam o zaman iki tane göndereceğim. Onları da savaştırmayayım şöyle bir. Onları da savunmada kalır. He ama tek şehirde değil yani öyle limanlara da. Hemen halledelim. Görüşmek üzere. Seki rezil çıktılar. Güzel çıkarttın bizi ya. Dur. Democratic Second Republic aynen. Çok iyi çıktık bu arada haberin olsun. Normalde bu kadar iyi vallahi çıkılmıyor. Vallahi mükemmel çıktık yani. Çok çabuk bir çekiş savaş. Bana bir tane 2 division ver şuradan. Çıkarma için. Oradan değil. Arkadan çıkar, onluk çıkarma atacağım. Bak şuraya çıkarma çizsene. Tamam, division'ları ver. Ama oraya çok rahat çıkarız ki, alırız ki her türlü. Gene de sen çıkarma atabilirsin. Ya da yeni üreteceğimiz birliklerden de yapabiliriz bunu. Tamam, şöyle yapalım. Bana bir 5 division ver. Şu adayla bunu alayım yoksa bitmeyeyim savaş. Bir division'la halledersin oralarda. Asker bulundurmuyor ya. Valla şu an bayağı iyi çıktık yani. Onu rahatlıkla söyleyebilirim sana. Yeni düşecek askerler ama cepheye götürmem lazım. General atamaları. Anarşiste kalmadan bitirelim şu işi. Çünkü anarşiste kalırsa keyfimiz kaçabilir. Gerçekten iyi şeyde çıktık. O generali çıkarmada kullanmayacağım amfibide. Gerek yok ki çıkarmaya. 2 division yeter çıkartmalar. O zaman al 2 division veriyorum sana ayırıyorum. Ver bana 2 division aynı. Bu generallerin çoğu iç savaşlarsa gidecek. O keyifsiz oldu. Sovyet E'ye silah yolladı. Cepheler hazır dolmamışken hızlısından ilerlemek gerek. Teknoloji araştırır mısın? Yeni çıkan orduyu hemen sağ kanata kaydırmak gerekebilir. Çok iyi çıktık da işte. Cephelerin kilitlenmesi lazım bir yerden sonra. Da iyiyiz ya. Bayağı iyiyiz. İlk ofansifi nereye atayım? Şu senin attığın Pakıt'a mı atsam? Ne diyorsun? O senin o üst, şu şurada ofansif başlayacak. Orayı imha edip sağ tarafa kaydırırız. Zaten sağ taraf sekürleniyor. Güzel. Yeni gelen birliklerle beraber. Alman volunteer'ler gelmeden önce bütün kıyıları alırsak gelemeyecek. Yani adada madada çıkacaklar anladın mı? Manuel. Efendim. Efendim bu demokrasinin zor zamanında size ne oldu ya? Ya ülke yok ya bizim. Yani bir de sosyalist yardımlardan da bir haberiz şu an. Yani biz çok müşkül durumdayız ya. Bizim gönüllü birliklerimiz var. Dilerseniz göndereyim. Demokrasi için gerekli bir zaman bu. Demokrasi için. Sen de gayet kılıcı kayın bir adama benziyorsun. Al. İşte askerlerim şimdi gelsin ve demokrasiyi orada savunsunlar. Oğlum İtalyan orduları geldi. Ama Pakıt da. Şu Pakıt'taki İtalyan ordularına şey yapabilir miyiz acaba? Bizim çocuklar gelsin de efendim halleder. Siz o Pakıt'taki İtalyan ordularını ve Alman ordularını imha ederseniz eğer. Nerede efendim? Burgaz. Burgaz'da mı? Hallederiz. Çok güzel orayı çıktık biz ya. Bana bırakın orayı. Sana bırakıyorum. O Burgaz'ı eğer imha edersen İtalyan orduları veya Alman orduları telef olacaktır. Ya hiçbir problem yok. Her şey kontrolümüz altında. Bizim askerlerimiz gelsin. Demokrasinin verdiği inanç ve kudret ile hepsini ezer geçeriz. Demokrasiniz bol olsun. İçinizde bu komünizm atışı görüyoruz ama. Yok yok. Halkınız anket yapmış falan. Öyle bir şey yok. Yok değil mi öyle bir şey? Hurafe. Onu bilirim. Ama şu İtalyan orduları kaçmadan önce evvel bir an önce gelirseniz yani. Yani evvela çocuklar gelsin de ondan sonra. Ama bizim bir istirhamımız olacaktır.
Sizin altınlar çok düşük değilmiş. Yok vallahi olmaz. Vallahi altını vermem. Demiş. Vermem benim. Kızırlar dedi ki ya ben de Sovyetlerin ya yalancısı. Ben buraya altın için falan girmedim. Sadece demokrasi için. Ama işte şey oluyormuş. Hani altınlar lanetli falan diyorlar. İsterseniz biz onlar lanetini temizleyebiliyoruz. Yok. Ben dua biliyorum. Ben de biliyorum aynı dua. Hiç gerek yok. Yani biz altınlarımıza sahip çıkan bir hükümet imajımızı korumak istiyoruz. Ya eğer bir yerde güvenli bir dayanak işte yok. Güvenli bir liman ararsan altınlar için ben okeyim. Benim altınlarım benim hükümetimin altınları yani. O yüzden benim yani. Evet sizin. Bizde kalsa bile sizin. Verme. Vallahi verme. Ama şey yani hani bizim memlekette biraz zor durumda. Biz enflasyon düşürsek sonra sizin altınları yerine geri koysa. Ya benim altınları yerine koyarsam bana %10 consumer giriyor daha. Yapma ya. Ya bana giren size girmeyenden daha ağır. Ama şimdi başkasına gitmesin o zaman. Yok. Kızıllara falan vermiyorsun. Yok tövbe zaten tövbe size de. Ben yardım tövbe ediyorum. De. Ya. Tövbe de. Bizim zaten sana tek yardım eden dünyada bir ben varım. Bunu hatırla. Biz şey vurduk Burgaz'a. Burgaz'daki ya birazdan o Burgaz'ın şeyini açacağım ben bu arada. Kapılarını açacağım o Burgaz ölsün ya. Ya İtalyanlar zaten savaşmayı da bilmiyor diyorlar. Ya biliyor mu bilmiyor mu o kadarından emin değilim ama yani eğer ki oradan bir açılırlarsa hüüüüt diye devam edeceklerine şüphe yok. Yapma ya. İtalyan askeri geri alabilir miyiz acaba? Yanlış kelime Portekiz'den. Yani İtalyan askerleri çemberde bilmiyorum. Sizin için de önemlidir bence İtalyanların bu denli zayıflaması ha? İtalyanlar zayıflasın. Ya efendim şimdi şeyler geldi. Almanlar geldi. Deme. Sen bana yakın adamsın. Tabii canım geldi adam dedi ki. Ya efendim dedi biz dedi sizi yanımızda görmek istiyoruz dedi. Deme. Dedim. Hayır dedim. He. O ne dedi? Kızdı. Bağırarak koşarak gitti bilmiyorum valla. Tankı topu yığdı bu tarafa. Daha şimdiden. Valla sizden biraz feyiz almamız gereken durumlar var. Ki şu an gayet bak, iyi tank denen icat gereksiz. Hareket etmez son derece saçma. Onu doğru. Cepheye göm hiç etrafından kimse bir şey geçiremez. Kesin yani. Çalışır değil mi bu? Bizde çalıştı bilmiyorum. Okey yani bir sıkıntı yok. Tabii canım ya şimdi top gibi kullanmak varken bu merede niye hareket ettiresin? İşte zaman kaybı. Bir de hani şimdi dürbünden böyle bir borudan baktığı zaman askerler vuramıyorlar. Sabit kaldığı zaman vurabiliyorlar. İlk görüşte keskin zekanızı anlamıştım zaten. İşte Fransız zikâdı böyle bir şey yani. Teknolojide ileride olmamıza şaşmamak lazım. Neyse efendim bizim askerlerimiz orada. Artık gönderdiğiniz yere de giderler. Sovyetlerin savaşı sonuçlandı galiba. Evet. Troşke'yi getirdiler. İthal ettiler efendim. Sıkıntı büyük. Valla Troşke'nin gelmesi bizim için kötü oldu aslında yani. Efendim alemin merkezi Paris'te millet acından kırılıyor. Torpah bekliyorlar. Ben gidip de çoluğum çocuğum doyurayım. Ya inanır mısın İspanya İç Savaşı'nda 30 uçakla hava üstünlüğünü alıyoruz. Nasıl aldığımızı biz de bilmiyoruz. İşte zayıf devlet olmanın dezavantajı var diyelim. Aha Sovyetler gönül attı. Görüşmek üzere efendim. Altınlar dert etmeyin dedim. Kimseye yar olmayacaklar. Altınlar Sovyetlere giderse yok, aramız çok kötü bozulur. Yok vallahi verme. Bunu söylemeden gitmek istemiyorum. Verme evet. Bana altınlar. Yaptın onlara verme, da yap o zaman. Verme. Onlara verme. Katiyen tamam. Vermem. Ama şu enflasyonu bir kırdırsaydık. Yok vallahi olmaz yani. Ben kırılırım. Ya bak şimdi şöyle yapalım. Swap'ı bildin mi? Beni sen cebinden çıkaracaksın. Bana vereceğim. Ben diyeceğim ki bakın benim bu kadar param var diyeceğim. Benim paramı değeri yükselecek. Varlığı bile bana kar. Lan elit orduyu aldın. Dur neyse al. Al verdim sana. Ya elit ordu lazım. Bakılır. Tamam ya ama dediğim gibi biz altınlarımızı kendimiz için yani. Demokrat olduğunuz için saygı duyuyorum. Görüşmek üzere. Heh. Görüşmek üzere. 9 bit elit ordu mu olur lan? Yersen. Last Stand patlat istiyorsan orada ya. Yok gerek yok. Aldım. Zaten. Aa Frakon orduyu mu kısarladın orada? İyi evet. İyi. Aferin. Ordu. Aferin ordu. Cici Maymun. Aferin sana. Aferin bakalım. Tuttum sarıldım ordusuna. Aferin Cici Maymun bakalım sana. Şurayı bir tur açacağız. Anarchist Uprising geliyor. Popular Front gidersek Stability'den yana vereceğiz. Ama atak buff alacağız. Sonrasında buradan 140 gün ekleyeceğiz. Sonrasında da isyanı ezebiliriz Aragorn'daki. Tamam böyle yapalım. Şu an cephe açmamız lazım. Şu cepheyi alıp buradaki ordunun seferi ya da oradaki ordu kalabilir aslında. Şu Burgaz tarafındaki ordunun. Ya bu arada İtalyanlara iyi kazık attık ha. Değil mi? Vallahi. Diyorum ki hiç oraya boş verip direkt Western Aragorn'da bir cephe patlatıp oradaki ordugahları mı öldürsek? Bu cephe zaten elinde sonunda yarılacaktır. O cepheye gerek yok. Biz de bence şu Aragorn tarafının açılıp hemen imhasını gerçekleştirelim biz açıp. Merhabalar, merhabalar. Merhaba. İyi görmedim sizi ya, biraz hasta gibisiniz. Yok, gayet iyiyiz ya. Yani ufak tefek bir sürtüşme oldu aramızda. Ama hallediyoruz yani. Ya biz gene hesap sormaya geldik de yanlış anlamayın. Ya siz de zaten bir hesap sormaya geliyorsunuz. Hiç demiyorsunuz ki bir ihtiyacım var mı, ister misin vallahi bir şeyler. Ya. Yani McDonald's karnın acıktı mı? Hiç. Ya bize biz McDonald's açmıştık, orası da yanmış. Ya ora niye yandı? Onlar faşist. Heh, işte.
Evet. Gene mi onlar yaktı? Tabii. Yani. Ama hep onlar yakıyor, ben anlamadım. Biz de mi yakalım yani, ne alakası var? Doğru dediniz ya. Peki bir ihtiyacınız var mı bir şeye? Demokrasiniz bol olsun. Valla ileride belki bir fabrika yardımları, malum demokratiz de yani. Ya içiniz de inkabeyle dolaşıyor diyorlar. Yok de böyle şeyler. Ya vardı ama altınları biz vermeyiz deyince bir ters yaptılar tabii. Ya altınlar sizin ya. Siz kendinizi niye şey yapıyorsunuz yani? Gerek yok. Yani. İşte vermedim. Benim dedim. Güzel. Biz bunu sormaya geldik de bir İbiza'ya yönelim dedik. Siz tahmin edersiniz o zaman ya İbiza'daki McDonald's'ı. Biz şimdi Madrid'i yaptık da. Madrid'deki çalışıyor da şu anda. İbiza'daki bilmiyorum. Yaparsınız değil mi? Yaparız. Ya? Yaparız inşallah yani. Tamam. Ben yardımcı olurum en kötü ya. En kötü Amerikan şeyleri gelir oraya. İnşallah. Tamamdır o zaman. İyi günler. Dikkat edin kendinize. Demokrasiniz bol olsun. Franco'nun küçük enceklerini öldürüyor. Onu öldür. Sonrasında diğer Belarus adalarına git. Sonrasında da bu cepheye gidesin. Şu an çok keyifli. Yani bayağı kısa zamanda bitecek. Ama işte şu ikinci dalgayı atlatamayacağız galiba. Şuna ve şuna gitmek gerekiyor. Of the demok... Yok yetişmeyecek. Neyse sıkıntı yok. Karlis çıksa bile, anarşist çıksa bile hiç önemli değil. Peşine de zaten direkt Karlis çıkar. Bu yolda Portekiz öyle alenen saldıramıyorsun. Hayır ki bu arada komünist gidiyor gibi duruyor. Bilmiyorum hangi advisor kalacak, hangisi gidecek hiçbir fikrim yok. O yüzden çok ilişmeyeceğim. Güzel, burada bir orduları daha pakete girdi. Bu arada İspanyol orduları da ölüyor. İyi. İspanyol demişim, İtalyan orduları da iyi. Boom Workers'a geçmeyeceğim arkadaşlar. Bu ülkenin çok fazla PP'ye ihtiyacı oluyor. Hayır geçmeyeceğim yani. İber'de bayağı bir pakete girdi bu arada. Çok kontrollü gidiyoruz şu an. Sen eğer orayı halledersen İberya'dakileri de ben halledeceğim. Çünkü büyük çember aldım şu an onları. Çemberde olmayan bir tane bile divisionları yok. Sol kanatta mı ofansif açsak acaba ya, onu düşünüyorum. Şu an o kadar keyfim yerinde ki. Şurası keyifli olur, şey keyifsiz olur. Şurayı açsak İtalyan volunteerler olur ama gerek yok. Şurayı alıp şuradaki ordunun öldüğünden emin olalım. Anarşist 89 gün. Aha burayı alırsak çok iyi bu arada. Bura çünkü yaralamıyordu. Hadi. Hadi oğlum. Çok iyi. Bura açık cephe çünkü. Burada direkt overrun yiyecek. Tamam sen ikinci adaya doğru git. Sol tarafı ofansif edeceğim bu arada. Birazdan burayı da bitiririz. Normal görev mi çıkıyor? Nasıl kısım? Yo biz bayağı iyi çıkarttık sadece. Ülkeyi. Çok güzel, bu da öldü. İtalyan volunteerlerinden biri öldü. İşte şuradan devam edersek eğer. Burgas'ı da alırsak eğer. Daha doğrusu Zaragay'ı. Zaragami neydi lan bunun ismi? Yukarıdaki İspanyollar da olacak. O adaya çıkabilirsen keyifli olur. Zaragoza. Zaragoza aynen. AI da açsa ooo. Birileri alnının elinden ekmeğini alıyor. Keyifsiz olmuş ona. Kim alıyor be? AI, Avusur, Komis. İtalyan son volunteerlerde oldu. Hatta bir şey değil mi? İç savaşı bitirdik galiba. Adaya da çıktım. 38 gün içerisinde eğer şey yaparsak oraya da aynen çıkarsan bitecek bu savaş. İç savaşı yemeyeceğiz gibi duruyor. Yok yiyeceğiz, her türlü yiyeceğiz. Neyse yiyelim. Bana fark etmez. Çok erken bitirdik bu arada. Anarşist bile çıkmadı düşün. Japonlar geldi. Evet hoş geldiniz, buyurun. Konnichiwa efendim. Buyurun. İspanya İç Savaşı'ndaki sizlere yardım eden ateşelerden birkaçız. Bir kurul olarak geldik. Yani, Hirohito'nun ve yanındaki komutanların haberi yok. Bir demokrasi ilanı yapacağız Tokyo'da. Hı hı. Savaş vesaire durumunda olmayacağını düşünüyoruz. Ayrıca da Amerika ile de çok güzel anlaşmalarımız var. Belki ileride sizin de bu anlaşmalara katılımınızı sağlayabiliriz. Güzel bir ittifakın başlangıcını, dostluğun... Olabilir, Avrupa'daki ayağınız olabilir eğer ki demokrasiyle tam olarak onu istiyoruz bizler de. Lakin diğer bir müttefiğiniz var mı Avrupa'da, onu da öğrenelim. Yok. Hiç mi? Hiç yok. Fransızlar? Yani Fransızlara yani altınımızı istediler, vermedik. Benim. Ya, hırsızdan dost olur mu? Öyle yani. Olmaz. Gerçekten. Olmaz. Olmaz. Tamam görüşmek üzere diyelim. Amerika ile beraber tamam, geliriz o zaman. O, zaten bizim ikinci bir ayrılık şeyleri olacak. Ondan sonra görüşürüz. Yiyoruz bunu bu arada. Adam bizim saraya mutfak döşedi. Rahatına düşkünmüş ha. Vallahi. Neyse ben Barcelona'daki bir anarşistlerle konuşayım. Kesicinden sivil almayı konuşayım. Zaten o yüzden geçmiyoruz. Yedik bu arada. Aa şeyi açmışız. Oha. İyi çıktı. Bayağı iyi çıktı. Ama biz daha iyiyiz. Tamam arkasından çıkartma atıyorum ben. Bayağı iyi çıktı bu arada. Düşündüğümden kat ve kat daha iyi çıktı. Sıkıntı yok. Zaten bufflar almamız için iç savaşa devam etmemiz gerekiyordu. Ki askeri sayısı çok az. Sen arkasına çıkarma at bitiririz işini. AI'lar da atıyor lan silah milah. Dur.
Hemen bir dilenelim. Abilerim, ablalarım. İspanya'da o şey, İç Savaşı'nda bayağı grup vardı ya. Bayağı grup vardı. Kralcılar vardı, faşistler vardı, falangist grup onların içerisinde sayılır. Komünistler vardı, anarşistler vardı, demokratlar vardı. Bayağı bir grup vardı kısacası. Bütün ideolojilerin çakışması bu savaş. Yo, altın gitmiyor. Altın burada. Altın burada. Sovyet yardımlarını biz almadığımız için bu arada eze eze gidiyoruz. 3-5 lokma silah milah. Yok muydu ya? Arkaya çıkarma atarsan ölecek. Atamadın. Ha, atacağım. Şimdi atacağım. Atacağım. Ben sivil basma çalışmalarına başlıyorum. Ya bu mu Walker'sa tercih edin. Attığım bir silah beni vurmaz değil. Vurabilir. Demokrasi için ufak bir bedel diyebiliriz sonrasında. Sovyetler alıyor altınlar tarihini de şu an biz tarihi baştan yazdığımız için öyle şeylerimiz yok, dertlerimiz yok. Ayy racon. Bu arada oraya çıkarsan çok kısa bir savaş olacak. Çok iyi çıkmış bu arada. Yani asker sayısı olarak. Ama pakata girdi yani yine. Racon'u koydum yani. İngilizlerden uşak muşak alıyor. Ya o altınlar kimse ayrı gelmiyor ama alamıyordu. Bilmiyorum. Garip bir olayları vardı. Daha zaten onlar. Batıyor zaten ha? Gemiler. Altın gemisi. Ney? Lanet evet. Altınlar. Ben inanıyorum ona. O ne lan? King China Japon'a savaş açtı. Ne saçma. Şey o Manchuria. Demokrat oluyor ya. Sen oraya çıkamayacaksın galiba. Şey ben geleyim yandan sana. Ben çıktım. Yok o limanda şey yok. Cephe açılmadı. Böyle görüşebilirim yazıyor. Sen Manuel. He. Merhaba Cikler. Merhaba. Efendim ben Amiral Başkan Saniye Edwin. Evet. Ya sizin bir toprak var şeyde Afrika'da, tamam. Küçük. Tamam çok güzel işte var. Ekvator Güney diye. Onu kaça bağlarsınız? Yani neresi? Alışveriş de yapabiliriz isterseniz. Ora bizim koloniler aşılan yolumuz yani. Biz size yol açarız, sıkıntı etmeyin siz orayı. Hain planlarımız var da onları halledeceğiz. Yani bizim o kolonilerle eski olan o özlemimizin sembolü, mağduriyetimizin de sembolü aynı zamanda, o toprağı satmayı düşünmüyorum. İlla çıkartma teknolojiyi araştıracağız. Yapacak bir şey yok. Nasıldınız bu arada? Ya Allah, çıkabiliyorsa çık, gemin varsa size gel. Size değil. Gemin bize var. Değil, bize değil. Size değil. Yanlış anlıyorsunuz. Ben niye size çıkayım be adam? Ne bileyim, öyle bir gubardın gibime geldi ama neyse, tamam öyle diyorsun. Yok yok. Ya ben çıkabilsem Yunanistan'a geri çıkacağım. Yok yani bizim... Aynen. Evet. Ya biliyor musunuz efendim? Ya ben İzmir Savaşı'nda savaştım. Ya gemi gelmedi İzmir'e. Yüzmek zorunda kaldım. Ben nasıl oldu bilmiyorum. Kendim burada buldum. Yani bir okyanus geçmişsin alt tarafını. Olacak. Evet. Bilmiyorum. Gözümü açtım kapadım. Filmlerdeki gibi ben buradayım. Adam doğru söylüyor. Sürüklemiştir. Sen de oradaydın galiba. He? Efendim? Sen de oradaydın galiba. Benim yanımdaki bakan da sürekli onaylıyor da sanki o da oradaydı. Birkaç kere yaşadım, birkaç kere yaşadım. Olabilir. Mesela Barcelona'da da anarşistler ilk çıktığında Madrid'i yüzerek geldim. Nereden yüzdüğümü sorma. Nereden yüzdün? Nereden yüzdünüz? Vallahi en son bir nehirde kütüğün üstünde gidiyordum. Bu ne? Osmanlı olsun. Türkiye'ye savaş açtı ne? Ney? Evet normal. Ama bayağı... Size ödeniyorlar. Bırakın, sizi özeniyorlar. Yani kıskanıyorlar bizi, evet. Konya'ya zeval gelmesin yeter. Evet. Ne? He? Yok bir şey. Konya'da kötü annelerim var. Galiba tam da oradan itilmiştiniz değil mi? Evet, evet. Orada böyle bana doğru koşmaya başladı. Ben de koşmuşum. Denize kadar vardım, gemi yok. İşte orada biliyorum buraya kadar yüzmüşüm. De buraya bir geldim efendim, inanır mısınız? Geldim, kalktım böyle, baktım her yerde kara kara insanlar. Dedim ne yapıyorsunuz burada? Dedi konuşabiliyor. Dedim konuşabiliyorum. Sen ülkenin lideri olmalısın dedi. Okuma yazman da var dediler. Ülkenin lideri oldum. Ben de anlayamadım burası. Peki okuma yazmanın olduğunu kim şey yaptı? Karıştırmayın. Durun. Denet, ya denet. Bir şeyler yazdım, büyücü bu dediler, bizi kötü yapar dediler. Ondan yani sonra şey yaptım, başa geçirdiler. Şey yapmamışlar yani, bu arada Allah... Gelişmiş adamlarmış. O ne olmuş öyle ya, o Alman Anschluss attığı zaman çok garip şeyler olacak. Adam yani... Ya inanılmaz. Oha. Ya. Vallahi inanılmaz. Oha, o ne? O sanki biraz güçlü. Evet. Neyse ben. Biz de burada oturuyoruz. Bu arada komşuyuz biz. Daha önce siz söyleyene kadar hiç farkına varmamıştım ama öyleymiş. Komşu evet. Ülkeleriz. Biz yani dikkat edin de bizden hiç savaş sarkmasın size. Mağdur eder adamı. Yok biz bölüneceğimiz kadar bölünmüşüz. Şu halimize bakın. Daha hiç öyle demeyin. Aynı şeye biz de diyorduk. Kaybedecek daha neyimiz kaldı diye bir kelime ettin. He.
Onu da aldılar. Neyiniz kalmış? Kalmamış. Öyle. Kalmamış. Kalmış mı? İlginç. Kalmamış. Bilemiyorum. Yani son derece keyifsiz. Yani sizin görüş, bakış açınız bilemiyorum. Ben kaçıyorum o zaman. Bu konuşma hoş yere gitmiyor. Vallahi olmaz. Çok iyi bir anşodu sattı ya. Yani şu alüminyum kaynağı adama hediye gitti lan. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Hiçbir şey demiyorum. Altını kim aldı? Vermedim kimseye. Sizin tercihinize bağlamışım. Bu arada ofansifi aktive etti o. Ben o cepheden yarıyorum. Ben de 28 gün sonra ikinci ofansifi ilan edeceğim. Hainler. Alman mevzuyu yapmış. Fark etti. Kaç. Güzel. Overrun yiyecek orası zaten. %96 olduğuna bakma. Altınları da kimseye vermedik, bize kaldı. Altınlar bizim adetimiz olsun. Milletin değil. Haklı mıyım? He, iyi dedin. Neyse. Sivil alma basmaya devam. Epeyle. Bu arada biz bunu yeriz ha. Bir de bizim bir özellik vardı. Ne oldu ona? Onu yalan oldu o ya.